Teknoşok'tan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte deprem üzerine bir video yayınlamak istedik. Malum şu sıralar üzücü bir süreçten geçiyoruz. 6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan 2 depremde, ki bunlardan birisi 7.8, birisi 7.6, 2 depremde şu ana kadar arkadaşlar, yani biz bu videoyu çekerken hali hazırda 20 bine yakın kişi vefat etmişti, ki bu sayının çok daha fazla olabileceği tahmin ediliyor. Çünkü hala ulaşılamayan çok fazla yer var. Ulaşılamayan çok fazla enkaz var. Ki artık hani o enkazlarda da canlı arama çalışmalarına son verilmiş durumda. Neden? Çünkü depremin üzerinden bir hafta geçti ve bu bir haftanın sonunda hani bir kişinin enkaz altında canlı kalabilmesi, sağ kalabilmesi çok da mümkün olmadığı için pek çok enkazda en azından canlı arama çalışmaları artık durdurulmuş durumda. Peki bugünkü çekeceğimiz videoya gelelim arkadaşlar. Biliyorsunuz son günlerde Maraş depreminin yapay olup olmadığı ile ilgili pek çok teori ortaya atıldı, ki aslında bu teoriyle ilk defa karşılaşmıyoruz. 99 depreminde de aynı şeyler konuşuluyordu. Sonrasında gerçekleşen Bolu depreminde de yine aynı şeyler konuşuldu. Ve daha sonra yakına geldiğimizde İzmir depreminde de yine aynı şeyler konuşulmuştu, ki bugüne geldiğimizde de yine Maraş depreminde de bu depremin yapay olup olamayacağı konuşuluyor. Yapaydan kasıt arkadaşlar, bunu her zamanki olduğu gibi yine Amerika'nın bir oyunu olarak nitelendiriyorlar ve özellikle o dönemde Amerika gemilerinin, Amerika'nın en büyük uçak gemilerinden birinin Akdeniz'de tatbikat yapıyor olması da bu söylentileri biraz arttırdı. Peki bunun kökeni nereye dayanıyor? Dilerseniz bundan biraz bahsedelim. Hepimizin bildiği, en azından ismini bir kere duyduğu ünlü bir mucit var, biliyorsunuz, Nikola Tesla. Tesla'nın arkadaşlar zamanında bir deprem makinesi yaptığı iddia edilir. Hatta bu deprem makinesini kendisi de bir kere test ediyor. Yani en azından anlatılan rivayetler, hikayeler bu yönde. Bir inşaata gidiyor. Bu inşaatın kolonuna yerleştiriyor bu makineyi ve belli bir frekans aralığından sonra inşaatın sallanmaya başladığını görüyor ve makineyi alıyor, evine getiriyor ve çekiçle paramparça ediyor. Burada Nikola Tesla'nın yaptığı makinenin her cismin belli bir frekansta sallanarak un ufak olduğuna dair bir çalışmaya dayandığı söyleniyor. Ve Tesla'nın bu makineyi somutlaştırmasa da teoride daha da geliştirdiği ve çeşitli elektriksel sinyallerle fay hattındaki katmanları titreştirerek bunlar üzerinde depremler ürettiği iddia ediliyor. Fakat dediğimiz gibi bu şimdiye kadar kanıtlanabilmiş bir şey değil. Biliyorsunuz Tesla bir otel odasında tek başına ölmüştü. Tesla'nın ölümünden sonra birçok belgenin kaybolduğu da iddia edilir arkadaşlar. Hani bu konuda kayboldu diyen var, kaybolmadı aslında, tüm belgeler zaten odasında bulunanlarda diyen var. Yani o konuda da bir muallak mevcut. Fakat hani CIA vesaire işin içerisindeydi, Tesla'nın odasını aradılar falan. Fakat dediğimiz gibi bazı belgelerin kaybolduğu ve bu belgeler arasında Tesla'nın deprem makinesinin de bulunduğu, daha sonra Amerika'nın bu belgeleri alarak bu deprem makinesini daha kusursuz bir hale getirdiği yine iddialar arasında. Peki bu deprem makinesinin mantığı nasıl çalışıyor? Biraz bundan bahsedelim. Birkaç gündür malum her kanalda çeşitli profesörler vesaire, yer bilimciler çıkıyor. Bu yer bilimcilerin dediğine göre arkadaşlar, bir fay hattında deprem yaratmak için bu fay hattında çok büyük bir enerji vermemiz gerekiyor. Yani bu fay hattında atıyorum 50 atom bombası falan patlatmamız gerekiyor ki o fay hattında o enerjiyle birikince, o enerji yüklenince deprem olsun. Yani genel görüş bu yönde. Özellikle pek çoğumuzun tanıdığı Celal Şengör hocamız bunu söylemişti. Hatta bir fay hattında yapay olarak deprem yaratmanın da imkansız olduğunu belirtmişti kendisi. Fakat bir başka profesör de, Naci Görür de şu ifadeyi kullandı. Dedi ki eğer bir fay hattı patlama noktasına geldiyse, yani enerji birikti, hani bir kıvılcıma bakıyor, bu kıvılcımın dışarıdan tetiklenmesi normaldir dedi. Hatta şöyle bir ifade kullandı. Bir araba lastiğinin içerisindeki basınç dahi bu yeni bir depremi tetikleyecek güce sahip olmuş oluyor, eğer enerji belli bir seviyeye ulaştıysa arkadaşlar. Dolayısıyla burada depremin yapay olup olmadığı ilk düşündüğümüz anda ya yok artık falan diyoruz. Hani imkansız gibi geliyor. Ki pek çok profesör de bunu söylüyor. Fakat bunun tam tersini söyleyenler de mevcut. Elbette hangisine inanıp
inanmayacağınız tamamen size kalmış bir şey. Lakin hani belli bir yerdeki fay hattını kontrol edebilen bir ülke olması hani çok da böyle mantığa uygun gibi durmuyor arkadaşlar. Dürüst olmak gerekirse. Belki böyle bir silah vardır. Deprem yaratabilir ama bu kadar büyük ölçekte bir deprem, yani bu kadar büyük bölgeyi etkileyen bir depremi tetikleyecek güçte olması biraz saçma geliyor bize. Ha nedir, tamam belki fay hattını tam olarak değil ama belli bir bölgeyi titretebilir. O da ufak şiddetlerde, atıyorum 4'lerde, 5'lerde vesaire en fazla. Ama kalkıp da Kahramanmaraş'tan Mısır'a kadar uzanan periyotta devasa bir alanı etkileyen depremi tetikleyecek yapay bir gücün olması çok da mümkün görünmüyor. Tabii ki sizler de bu konu hakkındaki görüşlerinizi bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Önümüzdeki süreçte bu konuda daha fazla içerikte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.